Arkadaşlar geldik negatifüsün değerini bulmaya. Burada bir sürü hikaye anlatmış. Ben onları geçiyorum. Direkt olayımıza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen o hikayeleri geçeyim. Çünkü ben size onu direkt soru üzerinde anlatacağım. Değerli arkadaşım 4 üzeri eksi 3 ne demekti? Hemen hatırlıyorum. Eksi 3 bizim için anlamsızdı. O yüzden bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Pozitif yapmak için 1 bölü 4 üzeri 3 yazıyorduk. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Sonra 4 üzeri 3 ne demekti? 3 defa 4'ü yaz çarp. 4, 4, 4, 64, 1 bölü 64. Tamam mıyız? Değerini hesaplamadan. Alttakine bakıyorum. Negatif üs burada. O zaman bir ondan kurtuluyorum. 1 bölü eksi 3'ün bak parantezden vazgeçmiyorum. Eksi 3'ün kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. Şimdi bir önceki öğrendiğim özellik işe yarıyor. Ne o? Eksi 3'ün karesi pozitif mi, negatif mi? Neydi? Pozitif, Pozitif. Nasıl? Bir dursun. Eksi 3 çarpı eksi 3 parantezli. Yazdık. 1 bölü eksi ile eksi çarptım artı. Artı. 3 kere 3 9. Dokuz. Demek ki bu ne ediyormuş? 1 bölü 9. Tamam mıyız? Geldik di yerine arkadaşlar. Burada bakıyorum. Eksi 4'ten kurtulacağım. 1 bölü 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 ne demektir? Pozitiftir. Direkt o zaman 2'nin dördüncü kuvvetini alırım. 1 bölü 16 mı olur arkadaşlar? Tamam mıyız? İkinci ders başladı diyelim de kahvaltıya veya gidip de yatağına gelip uyuyan falan varsa bırakın beni uyuyacağım falan. Onu uyandıralım. Hocam sağında ve solunda yuvarların içinde artılar var ya, o ne anlama geliyor? Anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. O yüzden ben hiç onlara karışmadım. Gerek yok. Hı, tamam. Evet. Hemen şöyle. Ders başladı yazalım mı? Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu eksiye hiçbir müdahale edemiyordum. Niye? O sonucun eksi olacağını gösteriyordu bana. Bir dursun o. O yüzden buraya koymuşlar. Anladın mı? Şimdi bundan kurtulayım ben. Bu nedir? 1 bölü 2 üzeri 3 müdür? Eksiye parantez olmadığı için müdahale edemiyorum. Arkadaşlar 2 üzeri 3 nedir? 8'dir. 1 bölü 8. Bir de neyimiz var? Eksi. Onu bundan dolayı yazmış. Tamam mı? Tamamdır. Ama ben kafa karıştıracağımı bildiğim için karışmıyorum ona. Evet. Bunlar bizi nerelere götürecek arkadaşlar? Neler çözeceğiz sizinle neler? Evet. Geçeyim mi? Peki. Değerli arkadaşım, dikkat dikkat. Ne demiştim? Yalancı parantez. Yani 4 üzeri 2 demekle arkadaşlar şu demek aynı şey değil. Yapalım, görelim. Bu eksiye müdahale edemiyorum. 4'ün karesi 4 çarpı 4. Ne yaptı? Eksi 16 etti, doğru mu? Diğerini yapalım Aziz Nur. Eksi 4 çarpı Azra eksi 4 etmeli Malik. Meryem eksi eksinin çarpımı artı 16. 16. Bunların ikisi Bediran aynı şey değil. O zaman bu yalancı bir ney? Parantez. Peki hocam bu kimle aynı şey? Bu anda bununla aynı şey. Doğru mu? Parantez içeride olduğunda sanki yokmuş gibi düşüneceksin. Bu ayak oyunlarını hep yaparlar. Ama yer mi Malkoçoğlu? Yemez. Evet.
Yazdık mı efendim? Lazım olur. Devam ki. Sizce üslü ifadelerin kuvvetinin pozitif veya negatif olması sonucu nasıl etkiliyor? Şok 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 flash flash flash. Arkadaşlar bu eksiği elleyemiyordum parantez olmadığı için. Bakın 3'ün 3. kuvveti kaç? 27. Önünde de eksi var. Yani eksi 27. Bakın tabanı tam sayı olan üslü ifadelerin kuvvetin pozitif ise sonuç her zaman ne çıkıyor? Tam sayı çıkıyor. Yani pozitif üs bize negatif pozitif fark etmez. Ne verir? Tam sayı. LGS bunu soruyor. Negatif üssü yapalım. Nasıl yazacağız bunu önce? 1 bölü 5 üzeri 2. Arkadaşlar bu da 1 bölü 25 ne eder? Bakın üveys ne oldu? Negatif üs bize rasyonel sayı verdi. Tam sayı vermedi. Yani sonuç ne oldu? Bir kesirli ifade çıktı. Anlaştık mı? Peki 5 üzeri eksi 2 mi büyük? Eksi 3 üstü 3 mü büyük? Hangisi daha büyük? Evet. Ne? Üstteki diye düşündüm ama. Arkadaşlar birisi 27, birisi 1 bölü 25. Hangisi daha büyük? 1 bölü 25 daha büyük. 1 bölü 25 daha büyük değil mi? İşte LGS bunu soruyor. Dikkat dikkat, testlerde de göreceksiniz. Ama öyle bir soruyor ki aklımızı alır. Yok yok şaka yaptım. En basit sorusu ya LGS'nin. Herkes yapar. Bir müddet sonra dalga geçeceksiniz bu sorularla. Malik, bilmiyorum. Komşunun wifi'sine gir Malik. Yani bir şeyler yap. Evet. Cep telefonunun gigabaytını arttır. Salla kazan yap. Sil süpür yap. Bir şeyler yap yani. Hocam aylık 2 gigabayt zaten hiç yetmiyor. Kaç gigabayt? 2 gigabayt hocam. Onu bir 20 yapalım. 20. Tamam hocam. Hocam siz annemle konuşursanız. Vallahi ders. O işi hallederiz. Yani annen her şeyi yapar. Sen hiç merak etme. Evet. Arkadaşlar 4 üzeri eksi 2 ne yapar? Sonucu chatten gönder. 4 üzeri eksi 2 sinemalarda. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Herkese geldi de kapatayım. Koray dikkat. Malik dikkat. Hocam kesirli yazmak bilgisayardan olur. Bölü yaz. Slash koyabilirsin. Bölü de olur. Arkadaşlar negatiften kurtulmak istiyorum. 1 bölü 4 üzeri 2. 1 bölü 16. Şimdi bakıyorum sayım pozitif mi negatif mi? Pozitif değil mi? Pozitif. Ve kesirli. Hemen alttakini yapın bakalım kimler ne anlamış görelim. Eksi 3'ün eksi 4. kuvvetini alıverin gari. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti. Bakalım kimler anlamış. Ali Emin anlamış. Özgür dikkat. Evet Zeynep Ekin aferin. Aferin Nihan. Zeynep Rüya dikkat et. Onu güzel yaz. Sayıyı bularak yazın. Tam sayı mı? Bediran dikkat. Arkadaşlar negatif üs varsa Esra dikkat. Özgür oldu. Arkadaşlar negatif üs varsa kesirli çıkacak. Evet. Yani, hocam sayıyı yazıyor muyuz sonucu? Yazın. 1 bölü eksi 3'ün 4. kuvveti. Ama negatif üstün çift pozitif çıkacak. 1 bölü 81 eksi yazanlar dikkat ediniz. 81 yazanlar dikkat ediniz. Peki nasıl? Pozitif ve kesirli. Alttakini bulunuz. O çok kolay oldu şimdi. Değil mi? Evet.
Evet Ebru. Aferin. Bu çok kolaydı. Direkt 81 demektir. Yandakini bulunuz. Pozitif. Hocam, bir değil mi? Evet. Kaç ediyor değeri? Hocam şu üçüncü yaptığımız 1/81 olmuyor. Hangisi? Niye 1/1 olsun? Zeynep Ekin. O üstü pozitif. Direkt 81 olur. Tamam. Arkadaşlar eksimiz duruyor parantez olmadığı için. 3 üzeri eksi 3 nedir? 1/3 üzeri 3. Eksi durdu 1/27. Hem kesirli hem negatif. Evet efendim, alttakinin değerini bulun bana. Değerini gönderin. Diğerini hocam üstü negatif olan bir tanesini tekrardan anlatır mısınız? Negatifse 1/ diye yazıyoruz sayıyı, o kadar. 1/ yazarsak o eksi gidiyor, artı şeklinde düşünüyoruz. Bana sonucu yazın, sonucu. 1/ kaç? Ben doğru yapıp yapmadığınızı görmek istiyorum. Bediran, sıkıntı var Bediran. Negatif üstü anlamadık. Bediran. Evet. Hocam benimki... Doğru, doğru. Arkadaşlar bakın, negatif üstten kurtuluyorum önce. Dikkatli bakınız. Bediran, şu eksiği yok etmek için üstteki sayıyı 1/ yazıyorum. Sadece eksiği yok ettim. Şimdi alttaki üst ifadeyi çözüyorum Azra. 4/-3 ne demekti? Parantez olduğu için -4, -4, -4. Çarparsam üstümüz tek sayı olduğu için 1/-64. Negatif ve kesin. Hocam ben böyle yazdım zaten. Sen direkt -64 yazmışsın. Hocam biri yazmayı unuttum. Heh, tamam. Evet. Hocam daha demin bana bir şey mi dediniz? Yok, sana bir şey demedim. Devam edelim. Evet. -2'nin küpünü bulalım. Aferin ya. Evet Zeynep Rüya. Ali Emin. Azra dikkat et. Yanlışlık oldu. Azra negatif üssü yok. Evet Meryem Derin. Aferin. Zeynep Rüya. Denemede de dersteki başarıyı bekliyorum Zeynep Rüya. Ona göre. Denemeyi ciddi yapalım. Arkadaşlar bu ne demek? Negatif üs yok Azize Nur. Çevirmeyeceğim değil mi Özgür? Direkt -2 × -2 × -2 Deniz Asya. Ne oldu bu da? -8. Tam sayı ve negatif. Buyurun. Dikkat dikkat. İki tane eksi var. Dikkat ediniz. Haydi Koray. Aferin Zeynep Eslen. Emir Yakup, Zeynep Ekin. Ebru dikkat. Ebru bölü mü demek, eksi mi demek? Bölü demek hocam. Bölü demek. O zaman doğru. Arkadaşlar hemen yapalım efendim. Şunu bir kurtaralım. Bir eksimiz dışta dursun. Bölü 1/-5'in küpü. Afra. O zaman ne olacak arkadaşlar? Eksimiz duruyor değil mi? 1/-125. Eksi var, eksi var. O zaman ne oldu bu? 1/125. Hem pozitif hem de kesirli. Buyurun. -5'in küpünün eksilisi diye okuyoruz onu. Üzgünüm, anlayamadım. Soruyu farklı şekilde sorar mısın? Diyorum ki Siricim, yani bu 5/3 nasıl oluyor? Anladığımdan emin değilim. Ben de emin değilim. Kapat kendini Siri. Siri kendini kapat. Heh, aferin. Bizi dinliyor da o da öğreniyor. Ne yapsın garibim. LGS'ye girecek buyum. Arkadaşlar bu eksi duruyor. 5'in küpü nedir? 5. 125. Evet devam ediniz. Haydi bakayım. Eliniz ısındı. Üçlükleri arka arkaya atıyorsunuz. Haydi. Hocam ben iki eksili örneği anlamadım da bir daha anlatayım. Neredeki? Şuradakini mi? Evet hocam.
Azize yok. Üçüncü sınıf. Azize eksi, şu eksiyi yukarıda taşıyabiliyoruz ya buraya. Azize Nur. Eksi var, eksi var. İki eksi çarpılırsa ne oluyordu Azize? Artı. Artı. Evet Sude, ne yapıyoruz arkadaşlar? Negatif olduğu için 1 bölü 256 yazdık mı Sude yavrum? O da ne olur? 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 1 bölü 64. Hem pozitif hem kesirli. 128 değil arkadaşlar. 7. kuvveti 128. Tamam. Dikkat edelim. Haydi eksi 2'nin eksi 3'ünün kuvvetini çözümleyiniz. Evet, var mı 10 dakikada kahvaltı yapan, beni anlayan? Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tatil zamanı, Nihan, yemek yiyoruz, ben şöyle yiyorum. Çocuklar diyor ki, baba ders yok ki niye acele ediyorsun? 27 yıldır yemeklerimi 10 dakikada yiyorum çünkü. 10 dakika hep teneffüste, arada. Evet, yavaş yiyemiyorum Malik. Hocam ben bir kere 10 dakika arada akşam yemeğini yemiştim. Ya işte ben artık o benim için sıradan bir şey. Evet. Beni anlıyorsunuz yani. Evet. Hocam sizin için zor oluyorsa teneffüsleri araları 20 dakikalık da yapabiliriz yani. Yapabiliriz, yapabiliriz de vakit yok. Gün ileri doğru gidiyor. Benim bugün 10 tane dersim var. Sadece 3'ü sizde. 10 tane dersim var. Hocam bir de yanlışlıkla ben bir tuşa bastım da benim sohbet kısmı küçüldü. Bir el atın. Maliye bir yardımcı olalım. Sohbet kısmını düzeltelim arkadaşlar. Evet. Peki. Arkadaşlar bunu yaptık. Şuna bakalım. Şuna bakıyorduk değil mi? 1 bölü eksi 2'nin kupu. Bu negatif gelecek. 1 bölü 8 ama nasıl 8? Eksi 8. Eksi 8. Evet. Şu ne olacak? Bu da aynı şekilde eksi 1 eksi 125 olacak. 1 bölü değil, negatif yok. Eksi 125 olacak. Bu da eksi 16 olacak. Tam sayılı değerli arkadaşlar. Güzel. Şimdi de bunu bulalım. One by one gidelim. O zaman Boolean'le başlayalım. Boolean, bunun sonucunu beraber bulalım. Buyur. Ne olacak Boolean? Hocam eksi bir cevap. Eksi bir. Evet. Rahat geldi. Niye? Takla da attırsan eksi bir. Tutsan da eksi bir. Değil mi? Güzel. Koray. Yandakini yapalım. Ne olacak bu Koray? Hocam eksi bir olacak. Bu. Hocam. Şimdi Koray, önce bu eksi... 1 bölü eksi 1 mi olacaktı? Eksi 1 kaldı şu. Parantez yok. Şu eksiden kurtulmak için 1 bölü 3 üzeri 1 yazdık. Bu ne oldu? Eksi 3. Tamam mı Koray? Tamam hocam. Evet, Nihan, yandakini yapalım. Sanki Nisa geldi gibi gördüm ama doğru mu gördüm? 1 bölü 64 olacak. Evet. Bakalım. Arkadaşlar Nihan şu eksiden kurtulmak için 1 bölü yazdık. Her şey aynı kaldı. 2 üzeri 6 64'tür ve pozitiftir. 1 bölü 64. Aferin. Devam edelim Üveys'e. Buyur Üveys. Nisa. Hoş geldin Nisa. Hocam bir saniye hocam. Nisa duymuyorum ki seni. Arka dörtlünün ekran kapalı. Nisa sen neredesin? Tatilde misin? Balkondan mı giriyorsun? Evet. Nereden giriyorsun derse? Sakarya'dan Karasu. Nereden duyamadık? Sakarya Karasu. Evet. Şimdi Sakarya'ya, Nisa'ya bağlanıyoruz. Hava durumunu almak üzere. Nasıl orada? Havalar iyi mi? Güzel hocam. Çok güzel. Biz burada böyle terlerken 34 derecede sen orada Karasu'da serin serin püfür püfür. Hocam burası daha sıcak İstanbul'da. Sıcak. Ama havuzda. Peki. Evet. Tabii, hocam eksi bir, eksi bir bölü eksi beş hocam. Bir bölü? Eksi beş. Eksi? 25. Evet. F verin. Devam edelim Bedirhan'la. Bedirhan buyur. Hocam bir bölü eksi iki. Bir
1 bölü, eksi 1 bölü 2 de diyebiliriz. Aynı şey, güzel. Devam edelim Zeynep Esten'le. Hocam ben yapmadan önce şey sorabilir miyim? 1 bölü eksi 25 dedik ya, onun artı olması gerekmiyor mu? Yok, bu eksi kalıyor ya. Aşağıya 5'in karesi diye indi, 25 diye oluyor. Tamam? Tamam. Buyur, bunu yapalım. Bir dakika. Hocam, bir dakika. Hocam, önce bir şu eksiden kurtul. 1 bölü eksi 5'in 4 kuvveti. Eksi 5'in 4 kuvveti kaç ediyor? 625. 1 bölü 625. Tamamdır. Devam edelim Azize Nur'la. Yandakini alalım Azize'den. Hocam 1 bölü 4. 4. Aferin. Azize Nur, memleket nereydi? Trabzon hocam. Trabzon. Trabzon neresi? Araklı. Aa, gittim. Geçen yıl Trabzon'daydım tatilde. Orada bir eski öğrencim var. Abisi Fen Lisesi kazandı. Bu yıl da kardeşi Fen Lisesi kazandı Trabzon'da. Evet. Babalar da benim öğretmenimdi. Öğretmenimin çocuklarının ikisini de Fen Lisesi kazandı. Evet. Devam edelim. Emir buyur. Emir Yakup. Hocam eksi 1 bölü 4 buldum. Eksi 1 bölü 4'tür. Takla attırdın. Aferin. Ali Emin buyur. Eksi 1 bölü 16. Bu kadar. Eksi 1 bölü 16. Devam ediyoruz. Azra buyur. Eksi 1 bölü 3. Aferin. Çok iyi. Devam edelim. Özgür buyur. Hocam eksi 1 bölü 64. Aferin. Eksi 1 bölü 64. Güzel. Deniz Asya buyur. 1 bölü 100. 1 bölü? 100. 100. Bitti. Güzel. Malik buyur. 1 bölü 8. Ama nasıl? Eksi hocam. Eksi. Dikkat edelim. Eksi. Bu eksiler bizi var ya, aman çok fena yapabilir. Evet. Derin buyur. 1 bölü 25. 1 bölü 25 hocam, ne uğraşıyoruz diyor. Evet, devam ediyoruz. Kime geldik? Özgür yaptı mı? Yaptı. Yaptım hocam. Meryem. Buyur Meryem. 1 bölü 64. Ne uğraştın hocam işte? 1 bölü 64 diyelim, geçelim dedi. Evet. Arkadaşlar, ileri gideceğimize geri gidiyoruz. 5. sınıf kesirlerde toplama. Ben bunu dediğim zaman korkun. Eğer bir şeyi basite indirgiyorsam Afra'yıca, bil ki bunun arkasından bir kılçıklı bir şey gelecek. O yüzden basite indirgiyoruz. Arkadaşlar, bunu yapamayan var mı? Payda eşitleyemeyen falan filan. He? Var mı? Yok. Teşekkür ederim. Ders bitmiştir. Evlere dağılabiliriz. Zaten evdeydik, pardon. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, peki ya böyle sorsam ne dersiniz? Arkadaşlar, LGS işte bunları da seviyor. Negatif üstü seviyor. Niye biliyor musunuz? Öğrenci sayının üzerinde eksi bir şey görünce kafa tırlıyor. O yüzden LGS de bunu seviyor. Halbuki bu rasyonel sayılar. Bak şimdi. Bu nedir? 1 bölü 4 değil midir? Artı, bu da 1 bölü 8 değil midir? Anlaştık mı? Paydalar eşitle. Sonuç ne olur? 3 bölü 8. Hadi bunu da sen yap. Alttakini chatten bana gönder.
Evet efendim. Niye öyle buldun Üveys? Üveys niye öyle buldun? Ama Üveys yanlış, yalnız değil, Afra da öyle bulmuş. Bakalım belki de onlar doğru bulmuş. Arkadaşlar 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9 mu? Evet. Kelebek metodunu hatırlıyor musunuz? Kelebeği. Neyi hocam? Kelebek metodu. Hocam eksiymiş. 9 bölü 4 kere 1 4 bölü ne oluyor? 5 hocam ben toplamışım. İçler dışlar çarpımı değil mi? Gibi. Payda eşit demek aslında. Aynısı. Hocam 4 tane geçeyim 1 bölü 4. Efendim? 1 bölü 4 de negatif değil mi? 1 bölü eksi 4 diye. Hayır. Nerede eksi? Bu aradaki işaret. Dikkat et. Yok hocam. Üstü hani tek ya. Hayır. Bak o başka bir şey. O ne zaman paydanız ne şey tabanınız negatifse o. Tamam mı Zeynep peki? Hocam tamam. Bir şey sorabilir miyim? Evet, yok. Efendim sor. Soru çözmeye biz 7. sınıf mı yapacağız yoksa 8 mi? 7 bitti ya. 7 yok. 7 kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Sen tanıyor musun? 8 yapalım değil mi? Abi canım 7 diye bir şey yok. Bu işte konular. Şimdi ben size temelini atıyorum. Sonra bundan üzerine yeni nesil soru çözeceğiz. Hocam pek kaynağı bugün mü atlattınız önerdiğiniz? Zeynep Ekin çok uğultulu geliyor sesin. Hocam önerdiğiniz kaynakları bugün mü atacaksınız yoksa başka bir zaman mı? Bugün yetişmeyebilir. Bugün bayağı bir ders var. Ama atacağım yakında hemen. Hocam bir de bizim öğretmenlerimiz bize okulda dedi ki gidin 8. sınıfların geri dönüşümüne bakın. Belki kitap bulursunuz. Biz de gittik hocam ve de 6 tane dersten de bir tane kitap buldum. En fazla da 4 test çözülmüş kitap var. Öyledir. Genelde böyle bir gaza gelir başlarlar sonra bırakırlar. Evet. Arkadaşlar bunu yapın. Haydi. 1 bölü 3 ile neyi topluyoruz? 1 bölü 4'ü. Evet bak işaretlere falan dikkat edin. Evet kolay. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplarsanız 7 bölü 12. Buyurun bunu yapın efendim. Bir de anlasam Nisa buyur. Nisa ne dedin? Hocam doğru yaptım gönderemedim size. Tamam Nisa. Nisa sen ilk derste yoktun değil mi? Evet yoktum hocam. Tamam kaydını atacağım izle. Evet. Olaya bak ya tatile gidiyorsun kurtulamıyorsun yine ders. Azra yolladı. Doğru mu yolladı acaba? Bediran da bir şey yolladı ama. Deniz de Bediran'a destek verdi. Azra bir dikkat et. Bir sıkıntı mı var acaba? İki kişi aynı şeyi söyledi ama belki Azra'nınki doğrudur. Ali Emin de başka bir şey buldu. Sude Yağmur bambaşka bir şey buldu. Yeni boyutlar oluşturuyorsunuz soruda. Hadi bakalım. Bir dikkatlice yapın. Kademe kademe. Aşama aşama. Hocam 27 ile 8 hangi sayıda şey oluyor? Ekok bulmayı öğrettim sana. Bulsana. Ondan mı yapmış? İkisini. İkisi de aralarında asal değil mi Meryem? Değil mi? Aralarında asal olunca ne oluyordu Meryem? İkisini çarpıyordum. Zeynep Ekin bambaşka bir sayıya ulaştırdı. Hocam ben 7'yi fazla yazmışım oradaki. Evet. Sanki Emir'le Nihan buldu gibi. Evet. Arkadaşlar bu 1 bölü 27 eski 1 bölü 8. Payda eşitlemede Ebru hiçbir şey yapamıyorsam ne yaparım? Bunu 8 ile
Bunu 27 ile çarparım. Doğru mu efendim? Zaten bunlar aralarında asal oldukları için ekofları, yani ortak katları birbirlerinin çarpımıdır. Demek ki Özgür, 8 eksi 27 gelecek yukarısı. Bölü paydamız ortak payda. Ne olacak Afra? 8 ile çarparsam 20'yi 160. Bir de 56 eklersem 216 Azize Nur. O da eksi 19 bölü 216 etti mi Eylül? 81'de eşitleseydik. Hocam ben de buldum. Nasıl eşitleyeceksin 81'de? Ben 81'de yapmıştım. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Hocam bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatıyorum. 1 bölü 27'yi anladın mı? Evet. 1 bölü 8'i anladın mı? Hı hı. Ayda eşitlemeyi anladın mı? Evet. Burası 8 olur. Burası 27, onu anladın mı? Hı hı. 8'den 27 çıkarsa eksi 19 kalır, anladın mı? Anladım, tamam. Bunların çarpımı da 216, anladın mı? Hı hı. Siz anlamışsın zaten sen. Yok hocam, şimdi anladım. Ne kadar güzel anlatıyorum ya, işte bu ya. Şimdi ben eskiden yüzde yaparken ofiste ne oluyordu biliyor musun Bedir Hanım? Öğrenci uzaktan benim yanıma gelecek, soru soracak. 4 adım atıyordu, sonra aa hocam tamam anladım diyordu. Yani bunları çok yaşıyorum ya. Yani. Herhalde bir manyetik alanım var. Soru o manyetik alana girince çözülüyor yani. Evet. Peki. Buyurun efendim. Bitmedi. Bunları da yapalım. Yalnız bugün çok farklı bir boyut açıldı değil mi üslü sayılarla ilgili? Negatif üs falan. Evet. Ne diyor Peygamberimiz? İki günü eşit olan zarardadır. Bugün kâra geçtiniz yani. İki günümüz eşit değil. Yeni bir şeyler öğrendiniz. Vay, bu kolay olunca herkes yapıştırdı. Aferin Sude. Zeynep Ekin dikkat et ya. Acele etme. Hemen hızlı yapacağım diye. Evet. Evet evet. Hemen geçiyorum. Zeynep Ekin neyi almış topladı? Bakın. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 8. Haydi. Hocam bunu doğru bulmuşum. Hı. Yanlış mı yaptın? Alt. Haydi alttakini gönder. Güzel. Hocam ben X yazmışım birine çünkü. Yani, güzel. Bu ekibi beğendik. Hadi bakalım. Bu ekip neler neler yapacak. Hadi bakalım. Koray. Bugün B grubu şanslı. Onlar geç kalktı. Yarın siz. Allah Allah. Niye değişik buluyorsunuz? Ecele etme. Zeynep Rüya. Ali Emin. Kim doğru buldu ya? Allah Allah. Üveys. Nasıl böyle değişik şeyler çıkmaya başladı? Arkadaşlar, iyi dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Ne yapıyorsunuz ya? Bak. 2 üzeri 0 kaç? 1. 1. Eksi. 2 üzeri. Tamam hocam, ben diğer soruyu yaptım. Hayır, siz başka bir şey. 1 bölü 2. Altın çizdim. Artı 1 bölü 4 mü? Evet. Bunu nasıl yazarım? 4 bölü 4 de 1'dir. 4 bölü 2 de 1 bölü 2'dir mi? Yok, pardon, yanlış oldu. 2 bölü 4 hocam. Olur. Çıkarırsam 4'ten 2 çıktı, 2. 1 ekledim. 3 bölü 3. Evet. Yanlış mı yapmışlar? Bunu mu yaptı? Hocam ben içeride... Evet, haydi. Benim gösterdiğimi yapınız. Hadi bu sayfayı da yapalım da mola vereceğim bir 10 dakikada. Burayı yapalım. Abi şu an zeka sorularına başlamadık. Yavaş yavaş zeka sorularımız da gelecek. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Değişik değişik cevaplar geliyor. Gerçekten ilginç cevaplar geliyor değerli arkadaşlar. Bu kadar değişik olması biraz garibimize gitti. Bu ne diye? 1 bölü 3 artı 9 artı 27 midir efendim? Ama nasıl 27? Söylemiyorsun. 1 bölü 27. Değerli arkadaşım, bunu 9 ile çarpacağım. Bunu 27 ile bunu kendi haline bırakıyorum.
Buradan 9 gelir. Artı 27 çarpı 9 ne yapıyor? 240. 240. Hocam 1 bölü 9 almayacak mı? 1 bölü 3. Kalk eksi. 1 bölü 9 olmayacak mı ikincisi? Hayır, 9'un karesi. 9, 3'ün karesi. Negatif değil orası, değil mi? Evet, 243 artı, burayı bir şeye çarpmadığım için 1. Toplarsam ne oldu bunlar? 259. Faydamız ne? 27. Arkadaşlar, lütfen hata yapmayalım. 253. Yanlış toplamışlar mı diyeceğim. Ha pardon, 253. Ben yanlış topladım. 253. Evet. Malik, dikkat. Haydi bakalım. Alttaki yapın. Tek tek, acele etmeden, tane tane. Herkes. Hocam topla. Sonuncu mu yanlış benimki? Yok, bir şey demedim. 1 bölü 4. Malik dikkat dediniz ya. Can mı sıkılınca derim. Artı 1 bölü 4. Önce şu ikisini toplarsanız ne olur? 2 bölü 4 eksi 1 bölü 16. Bunu kaçla genişlettin? 4 ile. 8 bölü 16 eksi 1 bölü 16. Ne oldu Zeynep Rüya? Yanlış mı yaptın ya? Evet hocam, ilk baştakinde eksi yok. Pardon, eksi yokmuş. Doğru doğru. 4 eksi 1 bölü 16 artı 1 bölü 4. O zaman önce burayı halledelim. Hocam ben de ilk sizin gibi yaptım. Sonra aynen. Bir baktım eksi yok. Aynen. Bunları arkadaşlar toplarsak 4 bölü 16 olacak. Eksi 3, 3 bölü 16 olur. Artı. Bunu da çarparsak 64, 3 daha 67 bölü 16. Evet. Değerli arkadaşlar, böylelikle bu kısmı da halletmiş olduk. İkinci dersimize de şu anlık ara veriyoruz. 10 dakika sonra kaldığımız görüşürüz hocam. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.